Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere arkadaşlar önceki yeni bir seriye başlıyoruz ama yeni bir seriye başlamadan önce size önceki bir şey göstermek isterim arkadaşlar. Size bu arada bir teşekkür borcum var. Gerçekten arkadaşlar son videolarda yayınlarda olsun çok güzel bir ilgi var kanala. Bugün gerçekten beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Ben de sizin bana göstermiş olduğunuz bu olumlu geri dönüşü kendime motive olarak alarak arkadaşlar size çok yeni içerik üretmeye başladım. Bir de zaten 2 haftadır biliyorsunuz ki YouTube'da her gün değişik içeriklerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Bir iki gün falan boş geçtik. Onda da arkadaşlar üniversitedeki derslerim denk gelmediği için bu durum yaşandı. Ama bunun dışında arkadaşlar her gün sizlerle birlikte akıyoruz, ediyoruz yani dibine vuruyoruz. Öyle söyleyeyim sizlere. Ya son videolarımızdan arkadaşlar yaklaşık son 10 videodur falan hep 1000 beğeni geçtik. O yüzden arkadaşlar bu videoda sizlerden 1000 beğeni bekliyorum. Yeni serimizin hatırına 1000 beğeni bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Eğer iyi beğeni sayısını gerçekten yakalarsak bu serinin ikincisini hemen hafta içi tekrardan salacağım sizlere. Pazartesi veya salı haberiniz olsun. Şimdi yeni serimize geçmeden önce arkadaşlar direkt başladım videomuza ve sizlere gerçekten de hani OGX'e farkı diyebileceğiniz olayı göstereceğim. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki ben yaklaşık 2-3 haftadır sizlere her zaman yayınlarda diyorum ki tıpkı İbrahimovic'de olduğu gibi bu ay Delali veya Harry Kane seçecek demiştim. Ve bu yüzden sizlere Gary Cahill ve John Terry depolamanı söylemiştim. 2 haftadır bunları söylüyorum arkadaşlar. Ve bugün Team of the Year nereden çıktı ya? Player of the Month arkadaşlar Dele Ali çıktı arkadaşlar. Şimdi bu Player of the Month Dele Ali çıkınca arkadaşlar olan vakaları şimdi sizlere göstereceğim. Dilerseniz ilk önce Cahill'ın fiyatına bakalım arkadaşlar. Şöyle transfer target'ı ekleyelim. Onun dışında bir de John Terry'e bakalım arkadaşlar. Şu şekilde hemen dediğim gibi hani verdiğim taktiğin ya gidip geçen yayınları falan da izleyebiliriz arkadaşlar. Verdiğim taktiğin gerçekten çalışıp çalışmadığına bazı arkadaşlarımız emin olamamış. Hani bunu ben kanıt olarak gösteriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hani ben verdiğim taktiklerin her zaman arkasındayım. Bunu da zaten bu yüzden gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda Terry'lere basılan bitler zaten ortada. Görmüş olduğunuz gibi Gary Cahill da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3.904'e doğru gidiyor. Ben zaten size bunu söylediğim zaman Gary Cahill arkadaşlar 1200'e falan gidiyordu. John Terry de keza o şekilde 1500'e 1600'e falan gidiyordu. Şu anda gittiği fiyatlar arkadaşlar ortada görmüş olduğunuz gibi. O yüzden benim size vermiş olduğum coins kasma taktiklerini gerçekten zamanında uygularsanız arkadaşlar coinlerinizi katlayabilirsiniz. Bu kadar basit. Dediğim gibi tek yapmanız gereken sabırlı olmak ve uymak arkadaşlar. Benim size vermiş olduğum taktiğin dışında arkadaşlar hani sizlere yardımcı olmak amacıyla söylüyorum. Şu anda markette arkadaşlar birazcık kıtlık var. Hemen şunu şöyle gösterelim. Oliver Giroud arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz Oliver Giroud'u. Şu anda gittiği fiyat arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 8K 9K civarında fiyatları gidiyor Oliver Giroud. Eğer Oliver Giroud'unuz varsa kesinlikle satın. Keza o şekilde Slimani de aynı şekilde arkadaşlar. Yani BPL'den yüksek rating gibi 83 artı bir oyuncunuz varsa hemen satın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Slimani de zaten 8K bidi var. Aynı şekilde Nathan Baines'te de arkadaşlar bu bitler var. Görmüş olduğunuz gibi hangi konsolda oynarsanız bilmiyorum ama bu 4'teki fiyatlar bu şekilde. Hani Xbox'a büyük ihtimal 700-800 coins daha aşağısıdır. Bu şekilde fiyatlardan gidiyorlar arkadaşlar hepsi. Haberiniz olsun. Eğer elinizde yüksek ratingli futbolcu varsa kesinlikle arkadaşlar hemen satmanızı öneriyorum size. Çünkü bu futbolcuların fiyatları zaten kendine gelecek arkadaşlar 1-2 gün içerisinde. O yüzden şimdi para veren bazı keko starlara adamlarınızı gömmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet benim taktiğim bu şekilde. Şimdi dilerseniz yepyeni serimize başlayalım efendim. Buyurun. Evet arkadaşlar serimiz başladı. Evet arkadaşlar yepyeni serimiz marketteki inanılmaz alım satım olayları. Hepiniz denk gelmişsiniz arkadaşlar. Bazen markette inanılmaz ucuz fiyata adamlar bulabiliyorsunuz. Yani 20K6, 30K6 normal adamlarda tabii 20K, 30K6 oluyor ama böyle 90 üstü rating futbolcularda bazıları ya trollüğüne ya yanlışlıkla veya gerçekten de bilmeyerek bazı oyuncular arkadaşlar çok yanlış fiyatlardan koyuyor. Ve ben de sizlere bugün marketteki bu inanılmaz alım satım, çok ucuz alma ve çok pahalıya satma olaylarını sizlere göstereceğim. Listemizin ilk isminde arkadaşlar Luis Suarez var. Luis Suarez adam tam olarak 70 bin coins almış. Luis Suarez'i tam tamına 70 bin coins almış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve aşağıda sattığı para da arkadaşlar 560K. Gerçekten markette böyle ibretlik şeyler olabiliyor arkadaşlar. Hani videonun devamında da göreceksiniz. Bakın hemen şöyle tekrardan ikincisine geçelim. İkincide arkadaşlar Alexis Sanchez var. Alexis Sanchez'i adam tamı tamına 11K'ya almış arkadaşlar. 11K ve sattığı fiyat 80.500 arkadaşlar. Gerçekten
Takip edin abi. Hani gerçekten markette böyle bir adam alırken bir 10-15 dakika bakın. Özellikle informlarda falan çok oluyor. Böyle kartlara denk gelebilirsiniz arkadaşlar. Listemizin 3. isminde Lalas var arkadaşlar. Legend bir kart. Adam tam olarak 104 bin coin ise snipeladığı Lalas'ı tamı tamına 280 bin coin ise satmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten hani bunu yapmak hem şans veya bir oyuncuya çok odaklanman gerekiyor arkadaşlar. Hani ikisinden birisi ama bence şu an %90'ı şans diyebilirim sizlere. Çünkü bunları herkesten önce almak veya coin sitelerinden önce almak tamamen gerçekten bir şans arkadaşlar. Şimdi 5. kartı geçtik. Once to Watch Kante'yi 49.500 almış arkadaşlar adam. 49.500. Ve şu anda gittiği fiyat 392 bin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten marketteki inanılmaz vakalar arkadaşlar oluyor. Şimdi 6.sına geçiyoruz arkadaşlar. Ya burada gerçekten çok merak edeceğiniz bir adam var. Hani tamı tamına gerçekten yo artık diyeceğiniz adamlar var arkadaşlar listemizde. Şimdi hemen 5. adama geçtik. Hyukmin Son. Adam Hyukmin Son'un informunu 10.250'ye alıyor. Discard parası arkadaşlar. Discard parası. Discard parasını aldığı bu adamı arkadaşlar tamı tamına 81.000'e koyuyor. 81.000 arkadaşlar. 81.000 nedir arkadaşlar ya? Gerçekten kel aynağa döndük. Bir sonraki isme geçtik. Grey arkadaşlar. Biliyorsunuz Grey'in informu başlarda ucuzdu. Dayımız tam 64K'ya snipeladığı Grey'i 274K'ya okutmuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten hani bunlar tamamen şanslı. Bir günde keşke bizim başımıza gelse biz de bir görsek yani çok istiyorum ya. Şöyle bir adam snaplamayı çok istiyorum arkadaşlar. 7. listede adam Paul Pogba'nın 2. informunu tamı tamına 650K'ya alıp 899K'ya satıyor arkadaşlar. PlayStation 3'te alıyor bu adamı ama çıktığı gün alıyor ve tamamen inanılmaz bir kar ediyor arkadaşlar. Tamı tamına 250K coins daha ucuza alıyor Pogba'yı. Hani bunu alandan çok koyan niye koyuyor? Ben birazcık da arkadaşlar işin orasındayım gerçekten. Hani Mihsan madem bunu alıyor niye koyar abi? Hani çok mantıksız değil mi arkadaşlar? Yani adamı bu çıkarıyor ve markete bakmadan bu fiyata koyuyor. Gerçekten arkadaşlar inanılmaz saçma geliyor bana ya da dediğim gibi harbiden oyunu hiç bilmiyor da olabilir. Bir sonraki isme geçtik arkadaşlar. Önümüzde şu anda Inform Dembele var. Aldığı fiyat arkadaşlar tamı tamına 120K. Gerçekten arkadaşlar aldığı fiyatlar bedava. Hani ya hani şunu da düşünüyorum arkadaşlar aslında. Hani diyorum markette bug falan mı var falan da hani düşünmüyorum bug olduğunu da. Gerçekten inanılmaz fiyatları alıyor. Ve arkadaşlar şu anda yani şu anda bu Dembele tabi ucuzladı bu Once Watch'larla falan filan birlikte. Ama arkadaşlar bundan önce gittiği fiyat 280K'ydı. Dolayısıyla yaklaşık 2.5 katına falan arkadaşlar adam daha karlı bir şekilde satmış olabiliyor. Şimdi listemizde arkadaşlar son iki adamına geçiyoruz. Son iki adamda şaşıracağınızı düşünüyorum. İlki arkadaşlar Hatem Ben Arfa'nın Once Watch kartı. Adam 10.750 coins'i alıyor arkadaşlar. 10.750 ve sattığı fiyat 115K. Hani bunlar gerçekten arkadaşlar inanılmaz olaylar. Ben Arfa'yı normal klişe bir inform düşünün abi 10K'ya giden onun fiyatından alıyor ya. Ben Arfa'yı arkadaşlar gerçekten hani ilginç. Listemizin son ismine geçiyoruz arkadaşlar. Listemizin son isminde ise Roma'dan Kostas Manolas var arkadaşlar. Adam Kostas Manolas'ın informunu 63K'ya alıyor ve 115K'ya satıyor. Bu arada arkadaşlar bunlar informların ilk çıktığı günler için size söylüyorum. Bunlar ilk çıkan günlerde insanların alıp sattığı oyuncular ve görmüş olduğunuz gibi gittiği fiyatlar inanılmaz arkadaşlar. Evet bu serimiz böyle. Elimde şu an daha birçok daha var arkadaşlar böyle derledim. Eğer dediğim gibi bu seri hoşunuza gittiyse marketteki bu tarz ilginç vakaları görmek istiyorsanız arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizlerden tekrardan 1000 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde lütfen ama lütfen yorumlara bu hafta sonu Foot Champions canlı yayını yapmamı istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Bunu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Foot Champions yayını istiyorsanız gerçekten alacaksın abicim. Suyumu içeceğim. Masanın karşısına oturacağım. Sizlerin önünde 20-30 tane maç yapacağım. Eğer bunu istiyorsanız arkadaşlar lütfen lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeniyseniz abone olabilirsiniz. Ve kanala destek ve motivasyon için de videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni serimizi umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.